Bu 1630'larda 1. Charles'ın meclisinde kullanılan çerçevelerden biri. Van Dyck da bu meclisin önemli üyelerinden biriydi, bunu biliyoruz. Bu tarihin olağan dışı bir anına ait olağan dışı güzellikte bir çerçeve. Birinci Charles'ın hükümdarlığı sırasında yapılan resimlerin sayısı çok fazlaydı ve kral da dahil olmak üzere kralın etrafında bulunan soylular yeni edindikleri hazineleri için değerine uygun zengin ve pahalı çerçevelerin peşindeydiler. Bu çerçevenin süslemeleri ise gerçekten çok dikkat çekici. Hollanda ve İtalyan kaynaklarından esinlendiğini düşünüyoruz. Bu manyerizmin özelliklerini yansıtan mükemmel bir çerçeve. Sadece manyerist bir çerçeve de değil. Serbest bir şekilde aktığı hissini uyandıran organik yapıları da barındırıyor. Bu yapılar sayesinde oriküler üsluba bir örnek teşkil ettiğini de söyleyebiliriz. Oriküler kulakla ilgili anlamına gelir. Çerçevenin üst kısmındaki ay çiçeği Van Dyck'ın hem krala hem de Apollo'ya sadakat anlamında kullandığı bir semboldür. Buna ek olarak çerçevenin üst, sağ ve solunda bulunan Yunus biçimleri ve alt kısmında bulunan Yunus maskesi de Apollo'ya olan sadakatin simgeleri. Üzerinde bulunan varağın üçüncü defa uygulanmış varak olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bazı kısımlarda bazı soyulmalar göze çarpıyor. Varak tabakanın soyulması sonucu çerçevenin ahşabı ve orijinal varağın bir kısmı da ortaya çıkmış. Çerçevenin yapısal sorunlarına değinecek olursak bunlardan en önemlisinin sol üstte ayçiçeğinin solunda yer alan çatlak olduğunu söyleyebiliriz. Planladığımız konservasyon uygulaması kapsamında öncelikle soyulmaları sabitlemek, kopan ya da bozulan kısımları gözden geçirerek onarım yapıp yapamayacağımıza karar vermek bulunuyor. Bunun için şu anki yüzeyi izole etmemiz, yani orijinal varak dokusunu korumamız, doldurma yaptığımız yeri yeniden varaklayıp yeni varak katmanın eskisiyle uyum içinde olmasını sağlamamız gerek. Orijinal çerçevesinde bulunan tabloları görmek gerçekten de sevindirici. Bu çok güzel maniyerist bir çerçeve. Van Dyck'ın da çerçevenin tasarım ve imalatında bir parmağı olduğunu düşünmek gerçekten çok heyecan verici. Van Dyke gibi uluslararası deneyime sahip bir sanatçı. Yani Sicilya ve Cenova gibi Akdeniz ülkelerine ait yerlerde bulunmuş biri, bir tablonun nasıl çerçevelenmesi gerektiğini iyi biliyordu. Söz konusu kendi portreniz olunca her insan bunu düşünür ama burada söz konusu olan insan ayrıca bir ressam. Londra'da bir sürü bağlantısı vardı. Oymacılar, varakçılar, tasarımcılar. Londra'da o zamanlar yapılmış çerçeveler arasında en zenginlerinden biri olan bu çerçevenin çok önemli zanaatkarlar tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Ben çerçevenin neredeyse bir heykeltıraş eli değmiş gibi özen içeren oymacılığından çok etkilendim. Çerçevenin sanki ahşap oyularak değil de kilden yapıldığı hissini uyandırıyor. Bu çerçevenin ilginç özelliklerinden biri de tek ve eşsiz olmaması benzer desenler yatay olarak uzatılmış bir şekilde 1630'lu yıllara ait bir Mort Lake duvar halısında da mevcut. Bu Mort Lake halısındaki çerçeve de yine Van Dyke'ın arkadaşı Endymion Porter ile olan bir otoportresini çevreliyor. İkisi aynen buradaki gibi ama yatay olan uzatılmış oriküler bir çerçevede gerçekten de çok iyi görünüyorlar. Bu iki çerçeve ve çerçevelik tarihinin olağanüstü bu döneminde bu biçimde kullanılan tek örnekler. Ve ikisi de Anthony Van Dyck'ı çevreliyor.